Herkese merhaba dostlar, ben Şahin. Yeni bir telefon inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda konuğumuz Honor 200 Pro. Hızlıca kutu açılışı görüntülerine geçelim. Böylece siz de telefonun kutu içeriğini görün. Çünkü bu fiyata en dolu pakete sahip telefonlardan birisi zaten Honor 200 Pro. Hatta mevcut durumda piyasanın en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarından da diyebiliriz. Mart ayında Çin'de, daha sonra da Türkiye'de tanıtılan ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Honor 200 Pro, bu segmentteki rakiplerinden farklı olarak daha klasik ancak içi daha dolu bir kutuyla birlikte geliyor. Kutunun içinden telefonun kendisi, üzerinde SIM pininin yer aldığı küçük bir kutudan bir adet kılıf ve 100 watt gücünde tip A USB çıkışlı şarj adaptörü, bu hızı destekleyen diğer ucu tip C olan şarj kablosu çıkıyor. Kılıf standart şeffaf kılıflardan ama kutudan çıkması bence oldukça hoş detay. Kullanımımıza bağlı olarak birkaç ay içerisinde sararma yapması dışında ben kılıfta herhangi bir sorun görmüyorum. Şarj cihazının ambalajı da epey sağlam olmuş bu arada. Ben burada söküyorum ama siz sökmeden de kullanabilirsiniz. Üzerinde de Honor Super Charge yazısını ve diğer teknik detayları görüyoruz zaten. Pek çok firma kutudan şarj adaptörünü çıkarırken Honor'un çıkarmaması, bununla da kalmayıp 100 watt gücünde bir adaptör vermesi de bence çok iyi detay. Bu güçte ve kalitede orijinal şarj adaptörlerinin fiyatları da aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Yani Honor 200 Pro alırsanız ayrıca adaptöre para ödemek zorunda değilsiniz. Yine de ben tip C çıkışlı bir adaptör görmek isterdim burada, yalan yok. Şarj kablosu da Thunderbolt 4 kablolarını aratmayacak kadar sağlam ve kalın duruyor. Uzunluğu 1 metre. Öyle kablo adaptöre falan takılıyken çantaya atmaz ya da powerbank bağlıyken kenarı köşeye sıkıştırmazsanız uzun süre dayanır bu kablo dostlar. Ve gelelim telefonumuzun kendisine. Temiz ekran görünce yapılacak ilk şey parmak izi testi. Özel bir şey yok. Her telefonda olduğu gibi basit bir şekilde iz yapıyor doğal olarak. Honor bu renge okyanus mavisi ve desen detayına da kıyı şeridi tasarımı adını vermiş. Bence göze hoş geliyor. Gözü daha fazla yormadan telefonu da ortaya çıkartıyor. Honor 200 Pro'nun daha basit ve minimal görünen bir de siyah rengi var. Onda da herhangi bir desen yer almıyor dostlar. Tasarım olarak Honor 90'ın devamı niteliğinde diyebilirim. Hem duruşu hem de ilk elde tutuş hissiyatı bende olumlu bir izlenim bıraktı. Hop! Kılıfı da takalım. Bence artık incelemeye hazırız. Şimdi açıkçası fiyatına kıyasla bu yıl bize test ve inceleme için gönderilen en iyi telefonlardan birisi diyebilirim Honor 200 Pro için. Bunu öyle sadece kağıt üzerinde yazan teknik donanım detaylarına göre söylemiyorum. Telefonu zorlayacak oyunlar da oynadım. Hatta ufak tefek video kurguları da renderladım. Birazdan detaylarına da geleceğim ama kamerasını da kullandım bol bol. Özellikle portre çekimlerde sunduğu mod gerçekten çok başarılı. Şunu söyleyebilirim ki bu telefon olmuş arkadaşlar. Honor 90 nasıl geçtiğimiz yıl piyasanın altını üstüne getirdiyse Honor 200 Pro da aynısını amiral gemisi seviyesinde yapmaya çok hazır bir telefon şu an için. Telefonda Snapdragon 8S Gen 3 işlemci yongası var bir defa. Bu işlemciye sahip en uygun fiyatlı telefon bu şu an. Hatta piyasadaki en yakın rakibi Honor 200 Pro'dan 2-3 bin TL daha pahalı. Ayrıca hafıza konusunda da kendisine en yakın rakibinden 2 kat daha fazla alan sunuyor. Tam 512 GB depolama alanı var. Buna ek olarak 12 GB fiziksel RAM yer alıyor ki ihtiyaç duyarsa 12 GB sanal RAM desteğinde kullanabiliyorsunuz. Yani günümüzün en iyi performansını en uygun fiyata sunmak üzere akıllıca tasarlanmış, fiyatı da özellikle Türkiye'de rekabetçi seviyelerde belirlenmiş bir telefondan söz ediyoruz. Telefonun resmi Türkiye fiyatı belirlenmeden önce incelemesini yaptığımız ve bu videoyu çektiğimiz için daha sonra belli olacak fiyatı da buraya ekleriz dostlar bilginize. Tüm bunları birleştirince zaten kağıt üzerinde de amiral gemisi istiyorsanız bulabileceğiniz en iyi Android telefonlardan biri oluyor Honor 200 Pro. İlk 3'e girer, hatta zirveyi zorlar. Ya yanlış anlaşılma falan olmasın, bu sözleri öyle videoyu Honor işbirliğiyle çektiğimiz için söylemiyorum dostlar. Honor 200 Pro'nun bir de düz modeli Honor 200 var. Onun tek farkı bundan işlemcisinin Snapdragon 7 Gen 3 olması, yani bir yıl daha eski olması. Onun dışında o da günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli. Gelelim kameraya. Honor 200 Pro'nun arka kamera kurulumu ikisi 50 megapiksel, biri 12 megapiksel olmak üzere 3 farklı sensörden ve bunlara eşlik eden 3 farklı lensten oluşuyor. Ana kameramız H9000 adıyla bilinen ve stüdyo seviyesine yakın sonuçlar üretebilecek fotoğraflar çekmemizi sağlayan, yapay zeka ile portre modu destekli 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığı sunan kaliteli bir sensöre sahip. Özellikle portre çekimlerinde hem gün ışığı hem de yapay ışık, hatta hem de gece modundaki başarısı tatmin edici seviyede. Portre demişken bu telefona özel bir portre modu olan Harcourt ile yaptığımız çekimler standart fotoğraflara kıyasla daha profesyonel duruyor. Bu mod fotoğrafları tam çektiğiniz anda ışık ve gölgeyi yüz hatlarına uygun şekilde hesaplıyor. Fotoğrafın en karanlık ve en aydınlık bölgesi arasındaki kontrast farkını gerçeğe daha yakın işliyor. Bu modun üzerinde canlı, renkli ve monokrom, yani siyah-beyaz olmak üzere 3 farklı seçenek yer alıyor. Ben özellikle monokrom dediğimiz bu siyah-beyaz fotoğraflara bayıldım ve telefonun bunu üretmek konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafı çeker çekmez yapay zeka devreye girip fotoğrafı işliyor ve nihai sonucu hep birlikte birkaç saniye içinde görüyoruz. Bu arada bu modun ismi neden Harcourt, neden kamera menüsünde böyle bir logo ile gösterilmiş diye sorabilirseniz onu da açıklayayım size kısaca. Honor bu portre modunu geliştirmiş
geliştirmek için dünya çapında ünlü simaların portre fotoğraflarıyla tanınan Fransa merkezli Harcourt stüdyosu ile birlikte çalışmış dostlar. Çektikleri 1000'den fazla portre fotoğrafı ve milyonlarca veri kümesi analiz edilmiş. Portre fotoğraflar için en ideal ışık gölgelendirme ayarları belirlenmiş. Bu çıktılarla Hunter'ın yapay zeka yazılımı eğitilmiş ve ortaya böyle sonuçlar çıkmış. Modun ismi ve logosu da buradan geliyor yani. Bakın bu onların çektiği Cate Blanchett fotoğrafı. Bu da bizim Hunter 200 Pro'daki Harcourt moduyla çektiğimiz kurgucumuz Özge'nin fotoğrafı. Karar sizin. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Yani önemli olan sonuç tabii ama bir başarı varsa hikayesini de öğrenmek lazım değil mi? O yüzden anlattım ben de. Bu örnek görüntülere bakarken de YouTube'un bu videoyu işlediğini unutmayın dostlar. Yani telefonu elinize alıp deneyince muhtemelen bundan daha iyi sonuçlar görebilirsiniz. İkinci arka kameramız ise 0.6 zoom'da ultra geniş açılı çekimler yapmamızı sağlayan bir lense ve altında 12 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX856 sensöre sahip. Bence bu çözünürlük değeri ultra geniş açılı fotoğraflar için gayet yeterli. Bir objeye ya da insanı daha yakından görmek istediğinizde alttan 1x yakınlaştırmayı seçip mevcut 50 megapiksel sensörlü ana kameraya ya da yine aynı çözünürlükteki telefoto kameraya geçmeniz daha doğru olacaktır. Telefoto kamera demişken, belki de Hunter 200 Pro'nun kamera konusundaki en büyük avantajlarından birisi telefoto kameranın da 50 megapiksellik çözünürlük, optik imaj sabitleyici gibi özellikler sunması. Bu sayede 2.5 kata kadar yaptığımız optik zoom sırasında sarsıntı azalıyor, fotoğraf kalitesi de düşmeden ya da olayı kaçırmadan çekimler yapabiliyoruz. Örneklerde de gördüğünüz gibi aynı poz için yaptığımız ultra geniş açılı kamera, ana kamera ve telefoto kamera üzerindeki sonuçlar böyle. Ana kamera ve portre modundaki çekimleri de yan yana getirdiğimizde konuyu daha net anlayabiliriz. Gelelim video tarafına. Hunter 200 Pro'nun arka kameraları ile 4K çözünürlük ve maksimum 60 kareye kadar video kaydı yapabiliyoruz. Ayrıca çekim modları arasında 21'e 9 gibi daha dar dikey videolar üretmek için kullanabileceğimiz bir seçenek de var. Bu da işte biliyorsunuz sosyal medya uygulamalarının kendi arayüzlerindeki böyle incikli cincikli yorum beğeni butonu gibi alanları düşünerek hareket etmemizi sağlıyor. Dikey videolar üreten biriyseniz sosyal medyada video için oldukça kullanışlı bir telefon Hunter 200 Pro. Hatta örneklere birlikte bakalım şimdi. Hareket halindeyken de arka kameranın video performansı bu dostlar. Optik imaj sabitleyici burada oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Şu an telefonu sağa sola büküyorum. Hatta biraz koşar adımlarla yürüyorum. Muhtemelen benim şu an ekranda gördüğüm sarsıntı çok fazla videoya işlemeyecek. Dostlar sesimi şu an Hunter 200 Pro'nun mikrofonlarından duyuyorsunuz ve bu gördüğünüz görüntü de arka kamerasından çıkıyor. Şu anda saniyede 30 kare ve 4K çözünürlükte video kaydındayım. Nispeten gürültülü bir ortamdayım. Yakınımda bir çevre yolu var. Etrafımda duyuyorsunuz zaten. Ağacın ormanın içerisindeyim ve benim sesim de size bu şekilde filtrelenerek ulaşıyor. Bu videonun da YouTube tarafından işlendiğini lütfen unutmayın. Burada da odaklama hızını görüyoruz. Bence çok başarılı bu arada. Gelelim ön kameraya. Çünkü burada da güzel bir olayı var Hunter'ın. Önde bir değil iki kamera görüyoruz. Bunlardan birisi 50 megapiksel çözünürlük sunan f2.1 diyafram açıklığına sahip ana kameramız. Diğeri ise 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik efekti yaratmak için çalışan ikinci kameramız. Yanlış olmasın, 2 megapiksel fotoğraf çözünürlüğü değil dostlar. Bu sensör sadece ön kamerayla çektiğiniz fotoğraf ve videolardaki derinlik efektini gerçekçi hale getirmek için var. O kadar. Yine de bence çok başarılı. Ön kamerayla 4K çözünürlükte video kaydı ve maksimum 30 kare video çekimleri de yapabiliyorsunuz. Özellikle gün ışığı koşullarında fazlasıyla yeterli bir ön kamerası var diyebilirim. Evet, şimdi de ön kameradayız dostlar. Ön kameranın video performansı da bu şekilde. Tabii ki mikrofon yine telefonun mikrofonu olduğu için aynı ses kalitesini duyuyor olacaksınız. Ama video performansını değerlendirirseniz ve görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet, ben bir de hareket halinde ön kamera videosu eklemek istedim buraya. Hareket halinde de performans bu şekilde. Hatta şu an epey telefonu sallıyorum. Ve durum bu, sonuç bu. Sadece sanki biraz daha uzaktan çekebilse, kolumu uzatmak zorunda kalmasam çok daha kolay olacak ve daha iyi görüntü elde edecekmişiz gibi hissediyorum. Tabii bu kişisel yorumum. Sizin de görüşleriniz önemli. Hunter 200 Pro'da piyasadaki en güncel ve en iyi mobil işlemci platformlarından Snapdragon 8S Gen 3'ün olduğunu belirtmiştim daha önce. Bu işlemci Android telefon alıp uzun yıllar kullanmak isteyenler için biçilmiş kaftan şu an. Yeni nesil yapay zeka özellikleriyle uyumlu. Mesela Google Asistan'ın yerini alan Gemini yapay zeka uygulamalarını hızlı ve rahat bir şekilde Hunter 200 Pro'da da kullanabiliyorsunuz. 4 nanometrelik bir mimariye sahip olduğu için şarj tüketimi konusunda da oldukça başarılı. Aynı işlemciye sahip
diğer amiral gemilerinin de çıktıkları günden bu yana kullanıyorum ve hem onlarda hem de Hunter 200 Pro'da aktif kullanımda 2 günü zorladım. Hatta Hunter 200 Pro 5200 mAh batarya kapasitesi sunduğu için bataryası lityum iyon değil silikon iyon olduğu için biraz daha uzun süreler dayandı diyebilirim. Ama çok da değil, biraz, en fazla 1,5 saat daha verdi bana. 100 watt kablolu ve 66 watt kablosuz şarjla hızlı dolum yapma imkanı olduğunu da burada hatırlatayım. Yani Hunter uygun fiyatına rağmen sunduğu bu işlemci sayesinde batarya performansı konusunda da oldukça başarılı. Bence bu batarya konusunda da sentetik teste gerek yok. En iyisi böyle aktarılan kullanıcı verisi bence. Snapdragon 8S Gen 3'e ek olarak Hunter'ın geliştirdiği telefonun daha iyi sinyal alıp vermesini sağlayan C1 Plus RF çipi de var telefonda. Şu işe yarıyor. Hunter'ın verdiği sentetik test sonuçlarına göre antene sinyal verirken %17, alırken %35'lik kalite artışı yaşanıyor. Ancak bunlar Hunter'ın verdiği rakamlar ve telefonun sinyal kapasitesi, kalitesi çipten ziyade operatörünüzün altyapısıyla ilgili bir durum. Ben normalde böyle teknolojilere sahip telefonların normalde çekmediği yerlerde yine çekmediğini de gördüm. Ama zaten bu teknolojiler var olan sinyali daha kaliteli hale getirmek için çalışıyor dostlar. Yeniden bir sinyal yaratmıyor. Bunun da altını çizeyim. Ama sinyaliniz varsa daha iyi telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim oyun testine. Snapdragon 8S Gen 3'ün bu telefona getirdiği en iyi özelliklerden birisi Ray Tracing. Yani bilgisayar oyunlarından da alışık olduğumuz ışın izleme teknolojisi dostlar. Bu yüzden sentetik test olayını abartıp 3D Mark uygulaması üzerinden Wildlife Extremes ve ışın izleme koşullarını zorlayan testleri gerçekleştirdim. Aldığımız puanlar şu an ekranda gördüğünüz gibi. Daha fazla detaya girmeden özetliyorum. Hunter 200 Pro kağıt üzerinde ne vaat ediyorsa cebinize de mümkün mertebe onu getiriyor. Gelin şimdi oyun testi görüntülerine geçelim. Ben Call of Duty Mobile ve GTA San Andreas oynarken size Hunter 200 Pro'nun ekranından da söz edeyim. Ekran. Hunter uzun süreden beri ekran konusunda başarılı bir noktada biliyorsunuz. Hatta yok olmaya yüz tutan kavisli ekran tasarımını hakkıyla sürdürüyor. Bu kavisli ekran olayını seversiniz sevmezsiniz. Tabii ki kişisel bir görüş. Ben de kişisel olarak artık alıştığım düz ekranı daha kullanışlı buluyorum. Ancak Hunter 200 Pro'da kavisli ekran öyle gözüme çok batmadı. Telefonu tutuş, kavrama açısından daha konforlu hissettirdi rakip köşeli tasarıma sahip diğer telefonlara göre. Ancak dediğim gibi bu kişisel bir konu tabii ki. Hunter 200 Pro'nun 6.78 inçlik ekranı global çapta tüm telefonları test edip sınıflandıran DxOMark tarafından altın sertifika ile ödüllendirilmiş. Ayrıca TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 sertifikası da var. Bu sertifika ve ödüller tabii ki işin pazarlama kısmına da yarıyor dostlar ama öyle boş telefonlara da verilmiyor öyle gelişi güzel durduk yere. TÜV Rheinland sertifikası ekranın göz sağlığını koruduğuna dair en geçerli onay mercilerinden birisi şu an mesela. Ayrıca Hunter'ın geliştirdiği Nature Tone 2.0 teknolojisi ve geceleri göz yorgunluğunu azaltmak üzere geliştirilen yapay zeka destekli bir gece ekranı imkanı da var telefonun. AMOLED değil OLED panele sahip bir ekranı olduğu için daha çok renk ve yüksek parlaklığa ulaşabiliyor. Hatta bu parlaklık seviyesi 4000 nit. Kendisine en yakın rakibinden %25 daha yüksek maksimum parlaklık verebiliyor. Güneş ışığını absorbe ediyor neredeyse maksimum parlaklıkta. Yine de göz sağlığınız için ben gece kullanımında bu yüksek parlaklığı tavsiye etmem size. Orası ayrı konu. Şöyle bir toparlayacak olursak Hunter 200 Pro için şunu söyleyebiliriz. Piyasadaki en uygun fiyatlı Android amiral gemilerinden birisi olarak kendisinden daha pahalı olan rakiplerinden daha yüksek depolama alanı, daha yüksek RAM hafızası, daha iyi nispeten iyi bir ön kamera deneyimi, arka kamera deneyimi ve portre çekimlerine odaklı insana galeri açtıracak, sanat sepet işlerini koşturacak kadar iyi sonuçlar veren portre modu, yüksek hızlı şarj, kutuya dahil 100 watt adaptör, çoğu telefonun kablolu şarjından daha yüksek hızda 66 wattlık kablosuz şarj özellikleriyle öne çıkıyor. Benim gördüğüm tek eksik cihazın IP68 değil de IP54 sertifikasına sahip olması. Ancak tüm bu özellikleri ve avantajları düşününce zaten telefonu böyle kendi isteğinize bile isteye suya toza atmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden bu da çok çok önemli bir detay değil. Evet dostlar, bu videoda Hunter 200 Pro'yu yani muhtemelen hem bu yılın kalan zamanında hem de önümüzdeki yıl Türkiye'de en çok satan ve neden herkes bu telefonu alıyor diye konuşacağımız cihazlardan birini detaylarıyla birlikte incelemiş olduk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.